Runeterra'nın karanlık köşelerinde gizlenen iblis Evelynn, yeni kurbanını arıyor. Avını kendine, dişi bir insanın dolgun atlı vücuduna benzettiği görünümüyle çekiyor. Fakat avı cazibesine kapılır kapılmaz Evelynn gerçek yüzünü gösteriyor. Kurbanına anlatılmaz işkenceler ederek acısıyla doyuyor. İblis için bu karşılaşmalar masum birer kaçamaktan ibaret. Runeterra'nın geri kalanı içinse şehvetin insanların başını nasıl belalara sokabileceğini, birini körcesine arzulamanın bedelinin ne kadar feci olabileceğini anlatan birbirinden korkunç ibret hikayeleri. Becerikli bir avcı olarak doğmadı. Yaşamına binlerce yıl önce biçimi olmayan, neredeyse akıldan yoksun ilksel bir varlık olarak başladı. Bu yeni oluşmuş gölge zerresi yüzyıllar boyunca hiçbir uyarandan etkilenmeden hissiz halde bir köşede durdu. Dünya savaşlarla alt üst olmasa öyle kalmaya da devam edecekti. Sonradan Rün Savaşları adı verilen bu savaşlar dünyada daha önce benzeri görülmemiş toplu katliamlara neden oldu. Runeterra halkları acıya, azaba ve kayba boğuldukça gizlenen gölgede uyanmaya başladı. Daha önce tek bildiği şey olan boşluğun yerini ıstırap içinde kıvranan bir dünyanın delice titreşimleri almıştı. Yaratık heyecanla titredi. Rün savaşları şiddetlendikçe dünyanın maruz kaldığı işkenceler öylesine arttı ki gölge artık patlayacakmış gibi hissetmeye başladı. Runeterra'nın tüm acısını yudum yudum içti ve bundan sonsuz bir haz aldı. Bu his yaratığı besleyip büyüttü ve yaratık zaman içinde daha karmaşık bir şeye dönüştü. En aşağılık insan duygularından beslenen gözü doymaz bir ruhsal parazit, bir iblis oldu. Savaşlar sonunda bittiğinde dünyanın acısı da azaldı. İblis birden çok çaresiz kalmıştı. Hayattan aldığı tek zevk diğer canlıların acı çekmesiydi. Acı çeken bir şey olmayınca o da ilk doğduğu zamanlarda olduğu gibi hiçbir şey hissetmiyordu. Serpilip gelişmesi için gereken acıyı dünya ona vermiyorsa kendisi alacaktı. O coşkuyu yeniden duyabilmesi için başka varlıklara acı çektirmesi gerekiyordu. İlk başlarda av yakalamak iblis için epey zor olmuştu. Gölge biçimdeyken fark edilmeden gezinebiliyordu ama bir insana dokunması için somut bir şey haline almak zorundaydı. Gölge etinden fiziksel bir beden oluşturmaya çalıştı ama her denemesinin sonucu bir öncekinden daha da dehşet verici oldu ve avlarını korkutup kaçırdı. İblis, insanların gözüne hoş gelecek, onları sadece ağına düşürmekle kalmayıp kendi arzularından doğan hazlar vaat edecek, böylece çektikleri acıyı çok daha lezzetli hale getirecek bir biçim alması gerektiğini fark etti. Avlarını gölgeler arasından gözlemlemeye başladı. Gölge etini onların beğeneceği şekle soktu. Duymak istedikleri şeyleri söylemeyi ve cazip bulacakları biçimde yürümeyi öğrendi. İblis bedenini sadece birkaç hafta içinde mükemmelleştirip kendisine bir anda hayran kalan düzinelerce kurbanın canını işkenceyle aldı. Kurbanlarının eşsiz acısının tadını hala çıkarsa da her bir kurbandan sonra daha fazlasını istiyor. İnsanların arzuları onun gözünde çok küçük ve daima çok hızlı tükeniyor. Çektikleri acılar onun için bir sonraki ava kadar dayanmasını sağlayacak küçük birer lokmadan ibaret. İblis, dünyayı bir kere daha sonsuz kaosun içine atıp saf, baş döndürücü hazın içinde yaşamaya döneceği günleri iple çekiyor.